arkadaşlar. AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda küresel ticaret ve turizm konularıyla ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuz sevgili arkadaşlar, küresel ticaretle ilgili bir soru olarak karşımıza geliyor. Ve sorumuz da şöyle diyor. Ham maddelerin kullanıma hazır hale getirilebilmesi için işlenmesi gerekir. Bu işleme tesislerinin yoğun olduğu alanlar dünyadaki önemli sanayi üretim bölgeleridir. Haritada numaralandırılan alanların hangileri bu bölgelere örnek gösterilebilir diyor sorumuzda. Peki arkadaşlar, dünya üzerindeki sanayi üretim bölgeleri nerelerdir dediğimizde şöyle söyleyebiliriz. Biri Batı Avrupa, diğeri Kuzey Amerika, bir diğeri Rusya ve sevgili arkadaşlar Doğu ve Güneydoğu Asya olarak söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar bu alanlar dünya üzerindeki önemli sanayi üretim alanları. Şimdi haritadaki hangi alanlar, kaç numaralı alanlar bunlarla eşleştirilebilir dediğimizde 2 numarayı biz Batı Avrupa olarak görüyoruz ve 5 numarayı da sevgili arkadaşlar Doğu ve Güneydoğu Asya ile ilişkilendirebiliriz. Ve sorumuzun doğru cevabı da 2 ve 5'in olduğu C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve yine küresel ticaretle ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. Dünya ticaret hacmi yüksek olan bölgelerin yukarıdakilerden hangileri bakımından benzer olduğu söylenebilir diyor. Önemli pazar alanlarıdır. Aynı coğrafi bölgede yer almaktadır. Gelişmiş ulaşım olanaklarına sahiptir. Enerji kaynakları bakımından zengindir diyor. Arkadaşlar bunlar içerisinde dünya ticaret hacmini yüksek olan bölgeler bir özelliği birdeki önemli pazar alanlarıdır diye söyleyebiliriz. Bir diğeri ise gelişmiş ulaşım olanaklarına sahiptir diye üçteki cümlemizi, ifademizi alabiliriz. Aynı coğrafi bölgede yer almaktadır dediğimizde ticaret hacminin gelişmesiyle aynı coğrafi bölgede yer alması çok fazla ilişkili bir durum değildir. Yine enerji kaynakları bakımından zengindir. Dünyada enerji kaynakları bakımından zengin olan alanlar aynı zamanda ticaretin gelişmiş olduğu alanlardır diye kesin olarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Hangileri bakımından benzerdir dediğimizde 1 ve 3'ü alabiliriz. Bu nedenle 1 ve 3'ün olduğu B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz turizmle ilgili bir soru. Turizm sektöründe yaşanan yoğun turist hareketliliği, turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği yerde bazı ekolojik etkilere neden olmaktadır. Bu etkilere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir? Ekolojik etki yani çevre ile ilişkili etkiyi arayacağız arkadaşlar. Seçeneklerimize bakalım. Kişi başına düşen milli gelire katkı sağlaması yani A seçeneğindeki sevgili arkadaşlar nasıl bir etkidir dediğimizde ekonomik bir etki. B seçeneğine bakalım. Doğal varlıkların korunmasına yardımcı olması, çevrenin korunmasına yardımcı olması ekolojik bir etkidir. C seçeneğindeki ülkeler arası ilişkilerin gelişmesinde rol oynaması bu turizmin politik etkisi olarak söyleyebiliriz. D'deki toplumlar arası hoşgörünün gelişmesini desteklemesi bu turizmin sevgili arkadaşlar sosyal etkisi olacaktır. Ve giyim ve yaşam biçiminde bazı değişimlerin yaşanması yine turizmin sosyal etkisi olarak ifade edebiliriz. Hangisini arıyorduk arkadaşlar? Biz ekolojik etkisini arıyorduk. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.
Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz daha önceki yıllarda AYT'de sorulmuş bir soru. Bakalım nasıl sorulmuş. Uluslararası turizm ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda bir takım olumlu sonuçlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir diyor. Yani arkadaşlar hangisi olumlu sonuçlardan biri değildir diyor. Seçeneklerimizden 4 tanesi olumlu sonuç olacak, 1 tanesi ise olumsuz sonuç olacak. Hangisi olduğuna bakalım. Döviz girdisinin artması, kültürel etkileşimin artması, istihdam olanaklarının artması, ülkeler arası ticaretin canlanması ifadeleri turizmin olumlu sonuçlarındandır. Ancak yoğun yapılaşmanın artması turizmin olumsuz sonuçları arasında gösterilebilir. Çünkü doğal çevrede bozulmalara neden olabilecek bir durumdur arkadaşlar. Ve bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.